Emre, iyi geceler. İyi geceler Gözde Hanım. Şimdi sıcak bir gece oluyor. Uzun zamandır kabinede revizyon zaten konuşuluyordu. Beklentiler vardı. O tabiri caizse bakan toto oynanması devam ediyordu bir süredir. Siz öncelikle bir genel görüşünüzü soracağım. Sonra ayrıntısına gireceğim. Bu gece yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesini nasıl okuyorsunuz? Tabii az önce ifade ettiğiniz gibi uzun zamandır beklenen bir kararnameydi. Bu kararnamede işte beklenen ki iki bakanlıkta bir bakanlığın ayrılması, diğer taraftan da bakan değişikliği mutlak olarak gözüküyordu. Diğer taraftan buna ilave edilebilecek belki iki bakanlık daha olabilirdi konuşulan kulislerde. Onlara değinmek istemiyorum ancak bu haliyle bu kabine revizyonu yapılmış oldu. Hayırlı olsun demek istiyorum öncelikle. Yani bu beklentileri belli ölçüde karşıladı. Başka bir iki isim daha konuşuldu ancak bu haliyle ben en azından özellikle Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın hem çok büyük bir bakanlık olması hasebiyle hem de yapısı itibariyle çok yönetilemez bir pozisyonda olduğunu hep Ankara'da konuşuluyordu. Bu haliyle az önce ekranda da gördüğümüz Vedat Bilgin hem kendisi sosyal politikalar hocası, devleti bilen, siyaseti bilen çok iyi bir isim. Bu açıdan da isabetli bir tercih olduğunu ben düşünüyorum. O anlamda hayırlı olsun. Tabii Vedat Hoca'nın sosyal politikalar hocası olması açısıyla ki önümüzdeki dönemlerde ki Türkiye'de uzun zamandır sosyal politika ile ilgili yapılacak çok işler var ama maalesef hiç de bir Çalışma Bakanlığı'na bir sosyal politikacı kimse gelmemişti. Bu açıdan sosyal politika hocası bir akademisyeninin buraya gelmiş olmasının Türkiye açısından da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal politika noktasında atılacak önemli adımlar var. Bu açıdan isabetli bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Çok da beklenti olan bir alan şu anda bu pandemi sürecinde. Hem sosyal güvenlik hem çalışma anlamında baktığımız zaman hem o açıdan nasıl yorumluyorsunuz hem de ikinci tarafıyla baktığımızda Vedat Bilgin milliyetçi kökeni de olan bir isim. Dolayısıyla bu Cumhur İttifakı'ndaki ortağı da MHP'yi de memnun edecek bir adım herhalde. Kesinlikle yani ilk kez ülkücü bir bakan ki daha önceden de olmuştu Sayın Tuğrul Türkeş'te başbakan yardımcılığı yapmıştı ki Vedat Hoca, Vedat Bilgin uzun yıllar Sayın Bahçeli'ye danışmanlık yapmış bir isimdi. Bu haliyle de oldukça dikkat çekici. Şeydir yani iyi bir akademisyendir, fikir adamıdır her şeyden önce, mütefekkir de denilebilir bu anlamda. Bu açıdan bakıldığı zaman da ben hem günümüzdeki salgından dolayı sosyal politikaya ihtiyaç olan, yardıma ihtiyaç olan ailelere ya da vatandaşlara daha doğrudan onların ihtiyaçlarını gözetecek bir yardım politikası gütmesini, daha aktif, daha etkin bir bakanlık yapısını ortaya koymasını bekliyorum. Diğer taraftan sadece bu bakanlık orayla değil, bir taraftan SGK gibi devasa bir kurum var, orayı yönetecek. Diğer taraftan da çalışma hayatını düzenleyecek. Bu açıdan da ehemmiyet arz eden bir durum. Yani bu çünkü çalışma hayatının da salgınla birlikte düzenlenmeye ihtiyacı var. Öncesinde de vardır ki akademik bir geçmiş olan bir ismin gelmiş olması şunu da sağlayacaktır. Bir yeni döneme, dijital çağa adım attığımız bu dönemde bunun altyapısının oluşturulması anlamında da farklı bir soluk, farklı bir bakış açısı getirecektir. Diğer taraftan Vedat Hoca geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarda olduğu 99 seçimler döneminde
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de yapmış bir isimdir. O anlamda da bir kamuyu bilen, devleti bilen bir yapısı da vardır. Önceki bakan için en büyük eleştiririz devleti tanımaması idi. Bu açıdan da iyi bir tercih oldu denilebilir. Şimdi geçelim o bakanlıktan çıkan diğer bakanlığa. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan olarak da Derya Yanık atandı. Evet. Şimdi hem kadına şiddet olaylarındaki artış hem İstanbul Sözleşmesi gibi başlıklar vesilesiyle son dönemde özellikle çok konuştuğumuz bir kavram aile. Giderek de önem kazanan bir konu haline geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aile içi şiddetle, kadına şiddetle mücadele ile ilgili verdiği çok kararlı ve sert mesajlar var. Dolayısıyla bir kadının da bu bakanlıkta görevlendirilmesi hem de Derya Yanık gibi bir arka plana sahip bir ismin görevlendirilmesi sizce nasıl bir karar? Bu da isabetli bir karar ama aynı zamanda da stratejik bir karar olduğunu düşünüyorum. Öncelikli olarak bakıldığı zaman az önce ekranda da şu anda da görüyoruz. Derya Hanım'la birçok kez Haber Global'de de yayınlara da katılmıştık biz. Tabii kademde yönetici olması önemli bir ayrıntı. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte gelen bir takım eleştiriler vardı. Olayın iki tarafında, iki boyutunda bilen birisi, bir isim olarak Derya Hanım hem bu sürecin neden çıkıldığını daha iyi anlatabilecek ve bundan sonraki süreçte ben biliyorum ki daha sert yaptırımların, daha sert kanunların gelmesiyle ilgili bir takım çalışmalar vardı. Bunu da daha iyi izah edebilecek ve sahip çıkabilecek bir isimdir. İşte İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir uygulamaya soktuğu KADES projesi var. Bunun da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Diğer taraftan Ayşe Keşir AK Parti'nin Kadın Kolları Başkanı biliyorsunuz bir süre önce o da oraya seçilmişti. Ayşe Hanım'ın da bu anlamda bu konulara oldukça vakıf olduğunu ve bu süreç açısından İstanbul Sözleşmesi sürecinde de bakanlıkta onun da danışman olarak görevi vardı. Dolayısıyla bu sürece vakıf olan iki ismin ve bu konuda hassasiyetleri olan iki ismin de görevde etkin bir şekilde çalışacaklarını ve hem aile hem de kadın problemlerine daha somut, daha gerçekçi çözümler ortaya koymalarını bekliyorum. Bu açıdan da isabetli bir tercih olmuştur diyebilirim. Evet.